Değerli arkadaşlar, şimdi arkamızda görmüş olduğunuz TOKİ'nin 830 sene konut, iki müteahhit ayrı almış buranın ihalesini. Tabii şu gördüğünüz dağ yoktu. Bu müteahhitler buraya aldıktan sonra bu temelleri çıkarıp yeni bir dağ yaptılar burada. Ve bunun altında da vatandaşların arazileri var. Şu an o vatandaşların, benim de kendi şahsına arazim var. Burada bu arazilerin tamamı sıfıra indi. Sırf oradan alıp da döküm yerine götürmeyeler diye şu toprağı buraya bir bela ettiler. Yarın burada park da yapılsa, ne yapılırsa yapılsın, buraya 50 metre yükseklikte duvar örülmesi lazım. O duvar da bunu ne kadar tutar onu da bilmiyorum. Şimdi bu TOKİ'nin denetleyicisi kimdir? Bu TOKİ kimdir? Bu TOKİ kendi başına bir devlet midir? Şimdi oğlum siz burada ihale alıyorsunuz. 1,5 milyonluk evi 5 milyona alıyorsunuz. Milleti mahvettiniz zaten. Bu TOKİ denen milleti mahvetti. 5 milyona ev alıyorsun. Niye toprağını taşımıyorsun, pisliğini taşımıyorsun? Getirip yani şu insanların ne suçu günahı var? Bak şuradan itibaren buraya baksan dünya kadar insanın arazisi boşa çıktı. Araziden vazgeçtik bir heyelan olsa yani ta aşağılara kadar bütün evler çamur içinde kalacak. Yani bunlar nasıl, bunların denetleyicisi kim ya? Ya burayı sahipsiz bir köy mü zannettiler bunlar? 20 sefer vatandaşımız gitti söylemelerine rağmen, bak yeni burayı bırakmışlar, o tarafta dağ yapıyorlar. Bakın yeni dağlar oluşturuyorlar. Ya şimdi bu toprak, bunun içinde kaya yok, bir şey yok. Yarın bir yağmurda komplesi bu mahallenin içine girecek. Bir de kaldı her gün basında bir haber çıkıyor. Yok TOKİ'lerde kayma var, kayma var. Ya kayma dedikleri işte bu. Bakın şu dökülen toprağın üzerine toprak. Toprağı oraya dökmüşler. Temelden çıkan toprağı buraya getiriyor. Millet de zannediyor ki bu toprakların üstüne ev yapılıyor. O şekilde bir dedikodu var. Akşama kadar millete cevap veriyoruz. Ya orada yapmıyorlar. Toprak ayrı kaldıracaklar. Ama bu çok çirkin bir görüntü. Yani buradan yetkililer kim bunlardan ilgileniyorsa bunlar gelsin burayı hemen derhal boşaltsınlar. Yarın burada bir heyelan olur, bir sel olursa sorumluluğu o yetkililerdir. Belediyenin haberi yok. Belediye karışmıyor. Valilik karışmıyor. Çevre müdürü karışmıyor. Bu TOKİ kendi kendine burada kral mıdır ya? Oğlum sen beleş mi yapıyorsun? Sen milletten para alıyorsun. Para aldığın için eşek gibi bu toprağı kaldıracaksın buradan. Kaldırmasın da göreyim onları. Vallahi billahi savcılığa vereceğim. Bunlar kendi şey zannediyor ya. Hukuk var bu ülkede. Devlet var. Göreceğiz onları. Kendi kafasına göre sen kime danıştın oğlum, getirdin bu toprağı buraya döküyordun. Allah'tan korkmazlar. Yazık günah değil mi yani, burada bu garibanları gördünüz dediniz, bunlar kimsesi yoktur. Yüklenin gide. Gelin bakalım hele, ben sizi göreceğim. Yazık ya, bak adamların bahçesi bitti ha. Önümüzde bu dağ yok da, bu dağ yeni oldu. En yükseği ta bu şeyin seviyesindeydi. Bak, yani tüktüler. Şimdi önümüzde dağ yok. Ayık masalar yani, buraya kadar dökecekler. Ben bir geldim ki ta buraya tüküler, oradan mı? Ya inan bilmiyorum ki yani ne? Elinden gelse şuraya kadar dolduracaklar ha. Ayıptır ya. Lan nasıl bir insanmıştınız ya? Yani bu şehirde bu kadar para kazanıyorsunuz. Yaptığınız iş belli, aldığınız para belli. Lan helal edin parası. Allah'tan korkmazlar. Bunu kim ilgileniyorsa derhal burayı boşaltmalarını istiyoruz. Yoksa burada çok büyük bir vatandaşları da toplayacağım. Hem Aksaray hem İcret. En az 500 kişi buraya toplayıp burada yine basın açıklaması yapacak. Burayı boşaltsınlar. Kaç sefer müdahale etti, geldi buraya araba getirdi. Biz kendi çarşıda oturdu, aracımız burada. Gelip dedi ki buraya tökmeyin. Tamam dedi, tökmüyoruz. Biz sırtımızı döndürüp gidiyor. Bir hafta sonra gelip bakıyor ki yine aynı devam ediyor. Aynı devam ediyor yani. Buna bir ilgilensinler. Yani gereken neyse yapsın yani, bak arazimizin getirdiği şey yarın öbür gün ta evlerimizin sel alıp selin altında kalacak yani, bu olacak şey değil. Buna bu ilgilensinler, bu TOKİ gelmiş bura konmuş, tamam sen yapıyorsun ama işini görevini doğru dürüst yap yani, getir bir taraftan yapıyorsun bir tarafı da yıkacak mısın yani. Bunu ilgilensin ya, kim ilgileniyorsun, kim yapıyorsan yapsın, bak tapili arazimiz. Öyle öyle dayattı getirdi, ta göbeğimize dayattı yani. Bununla ilgilensinler yani, demek istediğimiz budur. Bu toprağı burada kaldırsınlar yani.
Bir çarşıda oturuyor bir haftadır, 10 gündür falan gelmemiş. Geldi, ta biz geldi bu baktık ki ta dayanmışlar. Nereye gelmiş? Gelmiş, nereye dayatmışlar? Buna bir kim ilgileniyor, hangi yetkili ilgileniyorsa bunun tezbeli bulun, bir çaresine baksınlar. Belediye mi, TOKİ mi artık bunun ne gerekiyorsa ona yapsınlar yani. Konuştuğumuz bu kadar.